Kısa bir durunuz şurada. Kısaca bir etrafında durunuz. Şimdi başla. Burası Mekke'nin 5 kilometre kadar güneyi. Hemen bakınız sol tarafınıza. İleride ne görüyorsunuz? Kamera senle çek orayı. Zemzem Tavrı. Zemzem Tavrı gördün mü? Yani Kabe o tarafta. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendinden önceki zamanda haniflerin ve inzivayı tercih edenlerin gelmiş olduğu, hemen bu tarafa bakıyorsunuz, şu Nur Dağı'na gelirdi. Bazen bir gün, bazen bir hafta, bazen uzun zamanlar kalmaya başladı. Dağın en tepesine baktığınız zaman, bakın insanlar da çıkıyorlar. En tepesinde küçük kulübeler var. Araçta detayını anlattım. Şimdi küçük teaser'ını, özetini veriyorum. En tepede gördüğünüz kulübenin oradan gözünüzü yavaş yavaş aşağı sola doğru getirdiğiniz bir tane bayrak var, dalgalanıyor. Yaklaştırıp zoom yapabilirsiniz. Dalgalanan orası mağaranın olduğu yerdir. Allah Resulü buraya çıkar. Burada kendisi inzivada bulunurmuş. Kendisi özellikle 605 yılında Mekke'de yapmış olduğu hakemlik hadisesinden sonra Behil-ül Hudil gibi toplumun dirilişiyle alakalı yaptığı sosyal hareketlerden sonra yine de Mekkelilerin, Kabe halkının bile içine düştüğü bataklığı ve zulmeti görünce insanlar uzak durmaya başladı. Amcası Ebu Talip sayesinde Şam ticaret kervanı gittiğinde Bizans ve İran Sasani toplumundaki, yani dünyanın bütününde görmüş olduğu bataklık, güçlünün haklılığı, Allah'a ortak koşup bazı toplumlarda Allah'ı tanımamazlık, Yemen'de Amcası Zübeyir ile Ficar savaşlarıyla gelmiş olduğunu görmüş olduğu Yemen'deki insanlar yaşam tarzı, yani dünyanın bütününde bir Allahsızlık ya da kendisine göre bir Allah yaşantısı vardır. Güçlülerin ya da kendilerince belli bir nüfus elde edenlerin haklı olduğu, kadınların, çocukların, yaşlıların değer görmediği, kavmi etkinliği nasip edip ön planda olduğu bir süreç yaşanıyordu. Efendimiz buraya çıktığında bunları tefekkür ediyor ve Rabbine sığınıyordu. O dönemlerde Ramazan'ın 27. günüsünde 610 miladi yılında Efendimiz bugün Cebrail Aleyhisselam geldi. İlk kez burada görmüştü. Hani ayet diyor ya Necip suresinde, onu bir kere daha görmüştü. Burası ikinci gördü, Miraç gecesinde, Melek sureti. Ve ona oku dedi, ikra. Peygamber Aleyhisselam'ın eline kitap vermedi. Neyi okuyacaktı? Ki okuma yazma bilmediğini söylüyordu. Oku. Neyi oku? Devam ediyor. Bismi rabbikellezî halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Dikkat ediniz. Yaratan. Yani en küçük bir hücreden en büyük muazzam kainata kadar hepsini oku. Sonra kendini oku. Niye? Halakal insâne min alak. Sizi bir alaktan, küçücük bir nötreden yaratan Allah'ı oku. Yani Allah'ın Resulü'nün okumasını istediği şey elinden olan bir metni okuması değil, bir gazete metni de değil, kendinden başlayarak, nefsinden başlayarak tüm kainatını, varlık alemini okuması ve Rabbini bulması. Eseri görünce müesseri görür. Şimdi diyebilir miyim? Bu telefon rastgele kendi kendine tesadüfen böyle oldu desem Samsung bana dava açar. Der ki bunun garantisi var, sen şu Samsung'un şeyini bile yapamazsın. İzin almadan idarecilerinden çakmasını bile yapamazsın. Telifi yersin. YouTube'a iki tane video atıyorum. Rastgele bir müzik atıyorum. Rastgele telifçisi çak diye benim videoma şey koyuyor, telif hakkı koyuyor. Bir müzik bile telifsizdeyken, yani sahipsizdeyken, şu telefon bile şu aşamaya gelene kadar yüzlerce işlemden, binlerce kontrolden geçerken şu uçacaksız muazzam süper kainat hiç eser sahibi olmayan Rabbi olmadan olabilir mi? Efendimiz'den bunu okuması isteniyordu. Efendimiz onların farkındaydı. Nur Dağı'nın aşağısı inerek Mekke'de dün size göstermiş oldum. Hatice annemizin evinin olduğu yere gitti. Orada bahsettiğimiz gibi araçta detaylarını. Hatice annemizi durumu anlattı. Hatice annemiz onu teskin etti. Dedi ki sen üzülme. Çünkü Allah seni zayi etmez. Sen akrabayı kollar, yetimleri gözetirsin. Masumların ve masumların yanındasın. Varaka'ya gittiler. Varaka Yahudi'ydi. Sonra Hristiyanlık seçmişti. Tevrat'ı ve İncil'i biliyordu. Ahmet'i tanımıştı. Evet buydu getiren son nebi. İşte alametleri de buydu ve onu teskin ediyordu. 3 yıl sonra ise peygamber yeni bir vahiy gelmişti. Ey örtüden birinden peygamber kalk. O zaman da Ebu Kubeys Dağı'nın üzerinden daveti anlatmıştı Allah Resulü. Allah Resulü bir daha geldi mi vahiyden sonra buraya? Hayır. Bir daha gelmedi. Fırsat bulamadı. Çünkü artık tebliğ başlaması vazifesi başlamıştı. Ancak sadece Taif dönüşünde bir müddet burada istirahat etmişti. Taif'te taşlanmıştı. Hayatın her alanında, evde, Kabe'de, Mekke'de, Medine'de, Hazer'de, Sefer'de, her anda ve her halükarda. O yüzden Kur'an nereye inmiştir? Kur'an nereye inmiştir? Hayata inmiştir.
Hayata. Bazen aile ilişkilerine dokunur, bazen ebeveyn ilişkilerine dokunur, bazen ticarete dokunur, bazen bilime dokunur, bazen sanayiye dokunur, bazen siyasete dokunur, bazen tıbba dokunur, bazen çocuğa dokunur. Hepsine dokunur. Kur'an hayata inmiştir. Kıraate ve makama inmemiştir. Bizim ihtiyacımız bu. Buradan en önemli öğreneceğim şey bu. Kur'an'ı okuyarak Adem'i diğer insan, diğer varlıklar katında eşrefi mahlukat kılan bilginin talibi olarak ders vermek. İkincisi, Efendimiz Aleyhisselam'ın gerçekten burada yaptığı halvet ihtiyacımız var. Bütün yer, özellikle bizim gibi büyük şehirde yaşayan iş insanları. Gerçekten buna ihtiyacımız diyoruz. Yani dünyanın meşgalesini şöyle bir kenara çekilip Rabbimizle baş başa kalmaya. Bakın, Rabbimizle baş başa kalmaktan bahsediyorum. Aqua parklardan bahsetmiyorum. Sonra ayağınız kayıp kafanızı yarabilirsiniz. O yüzden bahsettiğim Rabbimizle baş başa kendimizi dinlemek. Anlatabildim mi? Ha tabii gideceksiniz, dinleneceksiniz, kendinize bakacaksınız. Ama asıl olan şeyi ihmal etmeyeceğiz. Sonra Efendimiz buraya geldiği zaman çok ilginç bir şey. Hem de havalı, biraz uykunuz açılsın. Hatice annemizin evi oradan buraya geliyor. Hatice annemiz çok zengin. Efendimiz de zengin ama hep de infak etmekle meşgul. Hatice annemiz buraya Efendimiz Aleyhisselam yemek alıp geldiği halde bazen Efendimiz birkaç gün kalıyor ya, sevgilisi, eşi. Efendimiz'e erzak hazırlıyor kendi eliyle, yürüyerek buraya geliyor. Efendimiz arasında 15 yaş fark var biliyorsunuz. O gençlerin bile şimdi çıkarken üfleyip püflediği yere git çıkıyor. Efendimiz'i ziyaret ediyor, erzaklarını getiriyor, yediriyor ve ayrılıyor. Şimdi yemeğe getirirken çorbanın tuzunu hesabını yapan, eğer öfkeliyse yemekte yemeği pişiren, yemeklerin tavuğunu yakan hatunlar nerede? Hocam, Hatice annemiz nerede? Geliyorum. Efendimiz Hatice annemizi gördüğü zaman yukarıdaki mağaradan görüyor. Hatice annemiz yakalarsa geldiğini, Hatice'si yorulmasın diye yukarıdan aşağı iniyor. İleride göstereceğim bir yer var. Hatice'sini orada önünü kesiyor. Getirdikleriyle beraber yiyorlar. Hasbihalleşip paylaşıyorlar. Hatice'sine uğurlar. Orada İcab-ı Mescid'i var. Medine'de size gösterdik İcab-ı Mescid'i. İcab-ı Mescid'in olduğu yerde Hatice'sine oturuyor, halleşiyor, sohbet ediyor, gönlünü alıyor, onu uğurluyor. Efendimiz geri kalanla beraber buraya çıkıyor. Hatun suyu getir, ayağıma masajlar yap, sırtıma şöyle bir işte bilmem ne olsun falan filan değil. Yani aslında baktığımızda bugün özellikle Müslüman toplumlardaki başlayan, özellikle 90'lı 2000'li yıllarda İspanyol dizilerini seyrederek bütün gününün yarısını bu dizilerde harcayan, bu son 10 yıl içerisinde de kadın programlarından feyiz alan, Allah'ın kitabını değil magazin dergilerini okuyan, Allah'ın dininin kitaplarının ya da bilimin ve fenin videolarını değil de kadın programlarının tartışımını izleyen kadınların ve modelistlik üzerine ya da parayı kolay bularak yolun keyfini yaşayan iş adamlarının yolunu gören erkekler ve kadınlar huzur ve lezzeti kendi helallerinde değil haramda aramaya başladılar. Halbuki 1000 tane haram 1 tane helalin lezzetini vermeyecekti. Ve haramın sonu da hiçbir zaman olmayacaktı. Hazreti Allah Resulü, Hazreti Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la Hazreti Hatice annemiz arasındaki evliliği bu yüzden anlamaya ihtiyacımız var. Hep ben diyen bir anlayıştan, sadece ben diyen bir anlayıştan bir şey çıkmadığı için sürekli devam eden bir boşanma artışları söz konusu. Halbuki öyle değildiniz evlenmeden önce. Evlenmeden önce cilveler yapılırdı, edilişilirdi, yumuşak davranılırdı. Rolden role girilirdi. Canımsın, canım sana feda olsun, senin için ölürüm, senin için bayılırım, ayılırım falan filan vardı. Ama evlilikten sonra, onlar evlilikten geçişe evleninceye kadardı. Eskiden bir cicim ayları vardı, 6-7 ay süren, artık cicim ayları 6 saate düştü. O 6 saatte ne zamana kadar? Evlendin, eve girdin, sayıda ne kadar? Tahsilat ne derler ona? Milli gelir, safi milli gelir böyle alacak bakacak kaç tane gelmiş ya, tamam bu bizim işimize götürürüz, ben bunu ev alırım, tapu üzerime yap, araba üzerime yap, tabutu da senin üzerine yap, bir ben şey bilsin dersin. Değil mi hocam? Doğru valla. Ya da evlenmeden önce hiç benim yanımdan ayrılmazdın, gece bile arardın, saatlerde telefonda konuşurduk, mesajlaşırdık, şimdi eve geldin yok. Neredesin? Arkadaşlarımla okuyor, dörtlü dönüyorum. Neredesin? Maçtayım. Neredesin? İşteyim. Neredesin? Nusret'teyim. Neredesin? Oradayım. Neredesin? Buradayım. Yani bunlar hep karşılıklı bizim sosyal sorunlarımız. Çünkü rehber modelimiz değişti. Rehber modelimiz Hazreti Muhammed olması gerekirken, rehberimiz ve modelimiz başka kişiler oldu. Allah'ın vahiyle kontrol ettiği Resul aramızdan çıkarınca, ya bir kere gelmişiz dünyaya. Evet, herkes bir kere geldi, sana özel bir şey değil ki. Farz edelim, dedim ki ben her şeyi sınırsızca keyfimle yaşayacağım. Yaşarken ölürsen bilemiyorsun ki 120 yaşayacaksın, 10 dakika yaşayacaksın. Halbuki Hatice annemiz istese
hizmetlilerini dişe şuradan, elden ele verin oğlum şunları dese, getirir. Hani su istersin, al şunu götür. Götür ver o adama. Adam dedi de kocası yani, al şunu ver. Ya da, alın şunu benden uzaklaştır, çarşıya marşıya götürsün, alın kartı benden def edin. Bu anlayışlar nerede? Hatice annemiz istese buraya kadar dizer, ama buna rağmen kendi eliyle getiriyor. Bu muhabbet nerede? O yüzden burası aynı zamanda bize ne hatırlatıyor? Yani döndüğünüz zaman biri size yediniz içtiniz size kalsın. Nur Dağı'ndan ne anladın dediğiniz zaman sadece peygamber çıkmış Kabe'yi seyretmiş tepeden derseniz mahşer günü karşılaşırız. Hatice annemizin ne bir, burası vahyin indiği yer. İki, vahiyden anladığımız şey İstanbul kıraati, sabah mekanı, sefa mekanı değil. Vahyin, Kur'an'ın anlaşılıp hayatı indirgenip satırdan sadıra, sadırdan hayata taşımasının yerinin olduğuna kalanımız. Efendimiz itikaf ve inzivaya çekmesi Allah Resulü'ne. Çünkü yuvalar iyi olmayınca her başarılı erkeğin ve kadının arkasında bir başarılı erkek ve kadın vardır. Bu bir gerçektir. Her başarısız adamın arkasında da Allah Resulü'nün başarının arkasında %1 milyon Hazreti Hatice'nin desteği vardır. Medine'de sıkıntılarında da başka kişilerin etkisi vardır. Hazreti Lut'un kavminin helak olması, Nuh'un kavminin helak olmasının sebeplerinde onlar vardır. Allah Kur'an'da örnekler verir mümin erkeklere ve mümin kadınlara. Mümin erkeklere örnek verir Muhammed Aleyhisselam'ı, Yusuf Aleyhisselam. Kadınlara örnek verir Hazreti Meryem'i, Hazreti Asiye'yi. Örneklerimiz belli. Yeni örnekler icat etmemek ve istikametimizi düzgün çizmek nasip olsun. İşte Nur Dağı, Hira Mağarası, hatırası çok ama önemli olan asıl dersleri bunlar. Buyurunuz devam edelim.